tarladan beşi küçükken ölmüş. Bu küçük tarla ihtiyar ile onu 40 kanaat geçindiriyor. Bu da ipinin düğü. Burası köy kahvesi. Köyün en canlı yeri. Bir tarafta yaşlılar, bir tarafta gençler kendi alemlerinde. Bu da hikayemizin diğer kahramanı Dursun. Babası ölünce bütün tarlalar ona kaldı. Köyün en zengin delikanlısı. Hayatı hep kahvede etrafındaki dal kabukları arasında geçer. Bu da Zeynep. Köyün en güzel kızlarından ve hikayemizin kahramanlarından. Kız Zeynep, bak sevdalım gene sana türkü yapıyor. Kimmiş o sevdalım kız? İşte Zeynep'im, Zeynep'im diye türkü çağıran. Kimmiş o türkü çağıran? Kim olacak? Kerim Ağa'nın Dursun. Aman sen de! Babası öldükten sonra bütün tarlalar onun oldu. Ne olursa olsun. Bana ne ondan? Sana göz koymuş kız. İlle Zeynep'i alacağım diyormuş. Aman sizin de işiniz gücünüz dedikodu. Aşk olsun. Nesi bu oğlanın? Tek beğendisin kendinizi alın. Ben gidiyorum. Benim dalgama taş ha! Bırak Dursun, bırak şimdi burada oyunumuza bakalım. Bırak be Dursun. Bir eve baktıysa yemedi onu, sen dururken ona kız mı verirler? Hey bana baksana! O tarafa fazla bakma, sonra şaşı olursun Zeki. Nereye bakıyormuşsun? Dursun. Kes sesini be Zeki, Zeynep'e yan bakanın gözünü çıkarsın ağam. Dursun Zeynep'in nesi be? Sözlüsü mü, nişanlısı mı? Murat'ın nesi olduğunu öğreteyim şu kerepeye! Bırakın beni! Boğaz ver be Dursun ha, uyma şuna! Uyma şu serseriye Dursun ha, dua ettin ki seni tuttum. Yoksa çiğ çiğ yerdin onu. Öyle bir daha karşıma çıksın, gösteririm gününü cıbılın! Günler böylece geçiyordu. Zeki, alın terini ufacık tarlasının toprağına katıyor, çalışıyor. Dursun ise kahve köşesinde gene kumarla haşır neşir oluyordu. Derken bir gün muhtara ilçeden bir yazı geldi. Merhaba İmam Efendi. Merhaba muhtar, nereye böyle? Kaymakamlıktan bir yazı geldi, kurs açacaklarmış. Öğretmene bir danışayım dedim, sen de gel. Olur, olur. Öğretmen bey, öğretmen bey. Buyur muhtar, buyur hele. Günaydın, ne var ne yok? Merhaba. Merhaba. İlçeden bir yazı gelmiş muhtara. Kurs açacaklarmış köyde. Danışalım dedik de. Çok iyi, çok iyi. Kurs için köyümüzü seçmeleri ne şans. Gençlerimize sanat öğretecekler.
altın bilezik takacakmış. Şimdi ne yapmamız lazım öğretmen bey? Öyleyse önce durumu köylülere anlatmamız lazım. Kursa katılacakları tespit eder. Sonra kurs için yer hazırlar, kaymakamlığa bildiririz. Öğretmenin dediği gibi yapıldı. Köylüler köy alanında toplandı. Önce muhtar gelen yazıdan marangozluk, demircilik ve dikiş kurslarının açılacağını, köy gençlerine sanat öğretileceğini söyledi. Sonra İmam Efendi Kur'an-ı Kerim'den hadisler söyleyerek çalışmanın, sanat öğrenmenin faydalarını belirtti. Öğretmen de kursların çeşitli faydaları yanında köy gençlerini aylaklıktan, kahve köşesinde sineklemekten kurtaracağını söyledi. Sonra muhtar çıktı ortaya yine. Sayın arkadaşlar, imam ve öğretmen durumu size iyice anlattılar. Bizim için büyük nimet. Kaçırmayalım bu fırsatı. Şimdi söyleyeyim bakalım, köyümüzde kurs açılmasını isteyen var mı? Köyümüze kurs açılması bizim için büyük bir şeref. Gençlerimize altın bilezik getiriyorlar. Bu şerefe layık olmak için biz de hemen öğretmenlerin ve kursun yerlerini hazırlayalım. Kursların açıldığı gün kursçu delikanlılar erkenden kurs binasına geldiler. Denizcilik kursunda ilk ders aletlerin tanınmasıydı. Marangozluk kursunda da aletler tanıtıldı ve nasıl tutulacakları gösterildi. Zeki marangozluk kursuna yazılmış, daha ilk günden derslerine büyük bir dikkatle sarılmıştı. Kız öğrenciler de dikiş makinelerine merakla bakıyorlardı. Zeynep dikkatle izleyenlerdendi. Dursun da dikkatle izliyordu ama onun izlediği iskambil kağıtlarıydı. Anasının, tarım ve akrabalarının ısrarlarına rağmen kursa yazılmamıştı. Çocuklar bir altı bol iskambil çevirelim ha? Olmaz kızım abi, dersleriniz var bizim. Dersleri varmış enayiler. Kumar oynayarak heba etmeniz yazık, günah. Çalışmak ibadetten de faydalıdır buyuruyor peygamber. Git varken siz de kurslara yazın. Boş ver be. Babadan kalma mallara güvenmeyin çocuklar. Elinizde sanat bulunsun. Çünkü sanat altın bileziktir. Ne demiş atalarımız? Güvenme varla düşersin darla. Bunu unutmayın çocuklar. Amma da kafayı bileceğim. Kurs çalışmaları da günden güne ilerliyordu. Çocuklar her gün yeni yeni bilgiler, beceriler kazanıyorlardı. Thank you.
derslerden çok memnundu. Derslere doyamıyor, daha fazla öğrenmek istiyordu. Kısa zamanda kursun en iyi öğrencilerinden oldu. Dikiş kursuna devam eden kızlar için de durum aynıydı. Biçki, dikiş, nakış, yemek ve beslenme dersleriyle önlerinde yeni ve parlak bir dünya açılıyordu gün gün. Zeynep de en çalışkan ve en iyi öğrencilerinden olmuştu dikiş kursunu. Arkadaşları ise büyüklerin öğütlerine, uyarmalarına, evde analarının yalvarmalarına aldırış etmeden kahve köşelerindeki hayatlarına devam edip durdular. Kumarın sonu olur mu? Dursun da elindekini, avucundakini kumarda kaybetmeye başladı. Elinde avucunda bir şeyler kalmayınca sıra babadan kalk kasabaya iniliyor ve tarlalar satılıyordu. Her tarla satışından sonra da gelsin içki, gelsin eğlence. Sonra da kumara oturuluyordu tabii. Para bitince yine kasabaya iniş ve yine bir başka tarlanın satışı. Sonra yine aynı şeyler, kumar ve içki. Yaşa be Dursun ha, sayende yaşıyoruz anladın mı? Hadi şerefe çocuklar. Şerefe. Yaman adamsın vallahi Dursun ha. Zeynep hep sen kahvedeyken geliyor çeşmeye. Kız sana yangın namussuzum. Elbette. Ne zannettin diye. Dursun abim hele bir yol edesin. Zeynep onundur namussuzum. Oh keşke öyle olsa. Ama o babası olacak Dursun. Ben hazır yiyici kumarbazı kız vermem diyor musun? İsterse vermesin. Kızı kaçırırız vallahi. Elbette kaçırırız vallahi. Arkadaşlık öldü mü ya? Sen öl de şurada ölürüz. Allah'ım. Hadi şerefe. Her öğüde kulak tıkayan Dursun, böylece babadan kalma malları bir bir yiyip bitiriyordu. Zeki ise kursta gittikçe ilerliyordu. Marangozluğu iyice öğrenmişti artık. Yaptığı işleri öğretmen daima beğeniyor, ona aferinler veriyordu. Zeynep de birkaç ay içinde terzi olup çıkmıştı sanki. O da dikiş kursunun en iyi öğrencilerindendi. Kurs böylece aylar ve aylar sürdü. Nihayet mutlu gün geldi. 8 aydır devam eden kurslar bitmiş, şimdi diploma töreni yapılıyordu. Şehirden konuklar da gelmişti törene. Bitirenler birer birer çağrılıyor, kutlanıyor ve diploması veriliyordu. Her diploma alanın sevinç ve gurur çiçekleniyordu yüzünde. Anası, babası, yakınları da bu sevince, gurura ortak oluyorlardı. Dursun da töreni izliyordu. Yalnız onun bakışlarında ne sevinç vardı, ne gurur.
Diploma alma sırası Zeki'ye de geldi. Zeki'nin sevinci hepsinden fazlaydı. Diplomasını büyük bir sevinç içinde aldı, teşekkür etti. Gözlerinde yeni bir hayatın şafağı parlıyordu. Geçiş kursunu bitiren kızlar, kadınlar da diplomalarını aynı sevinç, gurur ve heyecanla aldılar. Sıra Zeynep'e geldiği zaman etraftaki delikanlılar da heyecanlıydılar. Diploma verilmesinden sonra öğrencilerin kurs süresince yaptıkları işleri gösteren sergi de törenle açıldı. Önce marangozluk işleri bölümü gezildi. Çocuklar köy hayatında her gün kullanılan araçları kendileri yapmışlardı. Vaktiyle bunları almak için şehire giden köylüler artık bu zahmete katlanmayacaklardı. Köyde bunları yapan marangozlar yetişmişti. Zeki de işte bu marangozlardandı. Denizcilik bölümünde de durum aynıydı. Yapılan aletler, kasabada yapılanları aratmayacak kalitedeydi. Dikiş nakış sergisi köy kızlarının el işlerinde ne kadar kabiliyetli olduklarını ispatlıyordu. Bütün bu nakışlar ve dikişler, daha 8 ay önce iğne tutmasını bile bilmeyen bu köylü kızların eseriydi. Zeynep, bu köylü kızlarının başında geliyordu. Bu sergi, Türk köylüsünün eğitim gördüğü zaman nasıl pırıl pırıl parlayacağının ispatıydı. Ertesi yıl kurs başka köye gitti. Fakat onun bu köyde yaktığı bilgi ve sanat ateşi sönmedi. Köy alanının bir köşesinde genç bir kursçu ilk demirci dükkanını açtı. 5 lira Veli dayı, 5 lira. Al 5 lirayı Yusuf Usta, Allah senden razı olsun. Seni şehre inmekten kurtardı. Sen de sağ ol Veli dayı. Yusuf Usta ne oldu bizim pulluk demiri? İşte bu da mümişemle eskisinden daha sağlam oldu. Aferin, esrahtan güzel olmuş. Borcumuz ne kadar? Borcun yok mümişemle. Olur mu öyle? Bu kadar emek verdin. Daha ben size borçluyum mümişemle. Bu kursun açılması için sen az mı çalıştın? Bu da hediye olsun sana. Güle güle kullan. Sağ ol evlat. Allah koluna kuvvet versin. Altın olsun tutsun. Yusuf'un demirci dükkanının yanında Zeki de marangoz dükkanı açmıştı. Eyvallah, bizim çerçe vardır mı? Hazır. Bu akşam gelip takarım yarın onlara. Kaç lira vereceğiz? 5 lira ver yeter. Sağ ol. Eyvallah. Güle güle. Oğlum şu hamur tahtasının tamiri bitti mi? Bitti. Kaç para vereceğim? 10 lira Fadime teyze. Oo, nasılsın Fadime? Sağ ol kızım, ben iyiyim. Ama tahtasını tamir ettirdim de. Ben de Zeki'ye bir gömleklik aldım. Bakalım yakışacak mı? Yakışmaz olur muyuz? Ne giyse yaraşır delikanlara. Kime diktireceksin bakayım? Hatice'nin kızını methediyorlar, ona diktirici. Maşallah Hatice'nin kızı Zeynep de aldı yürüdü. Bir marifetli kız, bir marifetli. Bir de güzel, bir de güzel. Aklım varsa kaçırma böyle kızı Kezban. Oğlunu alıver. Bir de Zeynep gibi kızı verirler mi ki? Daha geçen gün rahmetli Kerim Ağa'nın Ayşe, Zeynep'i oğlu Dursun'a istedi de vermedi. Aman vermezler elbette Kezban sende. Dursun'a da kız mı verilirmiş? Ama Dursun Kerim Ağalardan. Köyün ağasıydı, eşrafıydı babası. Babası ağaymış, eşrafmış. Oğlu adam olmadıktan sonra o babadan kalma tarlalar değirmenler ne oldu? Kumarda, içkide gitmedi mi? Gitse de elde kalan o kadar tarla. Onlar da yakında gider, onlar da. Hazıra Mahmut dayanır Akizban. Bir adam böyle hem tembel hem de kumarbaz olursa
senin oğluna gelince. Hem namuslu hem çalışkan. Üstelik kolunda altın bileziği de var maşallah. Sağ ol Fadime Hanım. O senin iyi. Hadi hoşçakalın. Hadi. Peki oğlum Allah'a emanet. Allah koluna kuvvet versin. Güle güle Fadime teyze. Bana da müsaade oğlum. Gömleği diktirmeye gideyim. Hadi hoşçakalın. Güle güle anacığım. Güle güle. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Zeki'ye bir gömlek diktireceğim. Bak örneğini getirdim. Üstüne göre biçersin. İyi kumaşmış. Olur Kezban teyzeyle dikerim. Sana zahmet oldu Hatice. Sağ ol. Zeynep söyle bakalım. Gömleğin dikişine ne vereceğim? Siz yabancı mısınız Kezban teyze? Vallahi billahi para aldım. Olur mu hiç? Sen söyle hele bir. Kaça dikiyorsun bakayım? Bir kuruş bile almayız. Vallahi almayız. Para almam senden Kezban teyze. Ama illa bir şey vermek istiyorsanız şu ayağı kırık masayı tamir ediversin Zeki bize. Şimdi oldu bak. Zeki'ye söylerim, hemen yapıver. Veli, al şu masayı Hatice teyzeye de götürüver bakayım. Dikkat et, bir yerlere vurma. Çevirelim ha. Şeyim, bana biraz borç para ver de oyuna devam edelim. Param ancak bana yetecek kadar. Sonra ben ne yapayım? Abdi sen de kazançlısın. Sen ver bari. Kusura bakma dur. Yeminliyim veremem. Osman sen ver ya. Sen önce geçen gün aldığını öde de ondan sonra para iste. Birkaç güne kadar şehre ineceğim. Bir tarla satacağım. O zaman alırsın be. Öyle. Sen de sağlamı kaldın. O anamın istesi. Olsun anamın haberim. Anan sağ el sürdümez o tarlalara. Geçen gün anama demiş ki oğlum hayırsız çıktı. Bütün tarlalar içkide kumarda batıdı. Elimizde kalan benim iki tarla. Ölsem sattırmam onları demiş. Siz de arkadaş mısınız be? Hey tuttum bak ulan. Muhta imamla öğretmeni almış. Herif ağır evine gidiyorlar. Bana ne be? 10 gün önce sen istettiğinde de vermediler ki Zeynep'i. Vermezlerse vermesinler. Amma sıranın bardağı. Bir olmazsa biri de. Atma be Dursun. Bile senin gibi parası da bursu da kim kız verir be? Ulan daha geçen hafta etrafında Dursun ha Dursun ha diye dört dönüyordunuz. Param vardı çünkü o zaman. Şimdi parasız kaldım diye değil mi bu olaylar? Ama kabahat benim. Her yüze güleni dost sandım. Anamın hakkı varmış. Meğer siz benim değil paramın dostuymuşsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sizin gibi arkadaşlara. Tüh! Eyvallah. Thank you.
Zeki Usta gözün aydın, işin oldu. Düğün hazırlığına başla artık. Sağ olun. Sağ olun. Her şey kısa zamanda olup bitti. Nikah ve arkasından da düğün.